Evet, merhaba. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya ağı olan Bursa Müze'ye hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta müze kafenin konuğu Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük. Kendisiyle 1998 yılında UNESCO Kültür Miras Listesi'ne giren Troya Antik Kenti'ni, Troya Müzesi'nin kuruluş sürecini ve belki müzenin geleceğini konuşacağız. Kendisi de geldiyse eğer bunu da kabul edeyim. Henüz gelmemiş galiba. Ben bu arada Rıdvan Bey'in özgeçmişinden biraz bahsedeyim isterseniz. 1981 İstanbul doğumlu konuğumuz. 2003 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun oluyor, sanat tarihi bölümünden. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi'nde ve aynı üniversitede de yine doktora eğitimine devam ediyor şu anda. 2007 yılında Muğla Müze Müdürlüğü'ne de çalışmaya başlıyor müze araştırmacısı olarak. Aynı müzede 2009 yılında müze müdürlüğüne atanıyor. 2015 yılına kadar da bu görevde devam ediyor. 2015-2019 yılları arasında devam ediyor görevine. Nikomedia Kenti Batı Nekropoli Kurtarma Kazısı Başkanlığı'nı yürütüyor. 2019 yılında Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi'ne seçilmiş ve eğitimini başarıyla burada da tamamlamış. 2019 yılında Ağustos ayında da şu anda halen devam ettirdiği Troya Müze Müdürlüğü'nde görev yapmakta. Evet, sanırım aramızda Rıdvan Bey. Ben bir yandan bu hafta yine Bursa Müze'de programlarımız devam ediyor. YouTube kanalımızı da takip ederseniz çok memnun oluruz. Geçen hafta Tophane bölgesiyle ilgili yaptığımız online webinarın videosunu bu hafta yükledik. Onu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet, merhaba Rıdvan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dilek Hanım, nasılsınız? Nasıl? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de gayet iyiyim. Sizleri görüyorum, Gözüküyor daha mutlu sizden. oluyorum. Harika bir Ne güzel. projeye başladınız. Teşekkürler. Projeyi, fikri çalmak istediğimi, kopyalamak istediğimi daha önce söylemiştim. Burada Müze da kafeyi değil mi? evet, kesinlikle harika bir program oldu Ne? bence. Harika bir proje oldu. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Memnuniyetle alabilirsiniz. Siz de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben sizi Kocaeli Müzesi'nden tanıyorum aslında. Kocaeli Müzesi'nde görev yaptığınız yıllarda özellikle orada yenilikçi eğitim çalışmaları ile ilgili yaptığınız çalışmalardan hatırlıyorum, tanıyorum. Sosyal medyadan aslında tanışmıştık herhalde. Facebook ya da Instagram'dan tanışmıştık ama şimdi artık Evet. hem yüz yüze hem de telefonlaşmaya başladık. Ben Evet. biraz o Kocaeli Müzesi'nde yaptığınız çalışmalardan başlayalım derim. Çünkü Troya Müzesi'nin ile ilgili zaten hep konuşacağız ama öncelikle bir orada yaptığınız çalışmalarla tanıdık. Biraz onlardan bahsedin dilerseniz. Ben Kocaeli Müzesi'ne 2009 yılında orada göreve başladım. Öncesinde Muğla'daydım. Ve 2014 yılının sonu gibi de orada bir idarecilik görevi almaya başladım. Yani idarecilik görevi tüm zorlukların yanı sıra aslında bir fikriniz varsa sanırım güzel tarafı bu. Bir fikriniz varsa bu fikri hayata geçirmek için fırsat olabiliyor. Sanırım o göreve başladıktan bir ay kadar sonra ilk giriştiğimiz iş şu oldu. İki uzman arkadaşımızı Çorum Müzesi'ne ziyarete gönderdik. Çünkü biz bir müze eğitim atölyesi kurmak istiyorduk. Ve bu eğitim atölyeleri nasıl kuruldu, başka müzelerde nasıl işliyor? Arkadaşlarımızın onları tecrübe etmesini istedik. Çorum Müzesi'ne, ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne. O sıralar PTT Müzesi'nde bir uygulama vardı.
İlk müze eğitim atölyesine ilişkin bir temel atma meselesinde bu sebeplerle ortaya çıktı. Ardından müzede biz bir mekanı seçtik, bir mekanı belirledik. Böyle çok küçük uygulamalara da ama ya burada profesyonel bir iş var. Yani hani müze eğitim atölyesi açtık, renkli perdeler işte taktıkla bu iş Olmuyor. olmuyor. Evet. Orada profesyonel lazım. Kalkınma Ajansı'na o zaman bir teknik destek yazmaya karar verdik. Hatta Ceren Karadeniz hocama ilk telefonu ona açtım. Ya dedim ki bizim bir müze eğitim atölyesine ihtiyacımız var ama bu Kocaeli Müzesi'ne has bir şey olmalı. Yani müzelerin her biri unik. Koleksiyon birbirinden farklı. Bölge birbirinden farklı. Sonra süratle sağ olsun Ankara Üniversitesi Müzecilik Eğitimi Anabilim Dalı, Ayşe Hocam, Müge Hocam, Ceren Hocam büyük katkı sağladılar ve o teknik destek projesiyle beraber hocalarımı Kocaeli'ye kısa süreliğine misafir etmiş olduk. Ve ben dahil tüm müze uzmanı arkadaşlarımız bir formasyondan geçtik. Formasyondan geçerken bir yandan da hocalarımız bu müzenin koleksiyonunu tanımaya çalıştılar. Bu tanıma çabaları önce bizleri dinleyerek işte bu müze hangi öyküyü ortaya koyuyor, hangi eserini görüyoruz. Eğitimle beraber de bir yandan kısa bir sürede Kocaeli Müzesi eğitim atölyesi çıktı ve biz bu eğitimlerden sonra Ne güzel. çok daha sağlıklı bir şekilde bir eğitim atölyesine kavuştuk ve uygulamada bir neticede Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmıyla da bir işe aldık. Arkadaşlarımız işte kazılara gidiyorlar, aranacak. Burada Evet. gönüllü ve kendini bu işe adayan arkadaşlar çok önemli. İşte Kocaeli Müzesi'nden işte arkeolog da almak durumundayım. Çünkü büyük bir sevgi ve tutkuyla bu yerden ve bu işi en başta götüren isimlerden birisi oldu. O gönüllülük esası yoksa bu araya zorla sokuşturulacak bir şey olmuyor. Eğitimler harika. Öğrenciler, öğretmenler memnun. Görüntü Rıdvan Bey, ara sıra internetinizle bir ilgili donma galiba oluyor bir sanırım. sıkıntı var. Ha, evet. Bir de bu kalp gönderiyorlar sanırım o da biraz yayını etkiliyor gibi geliyor. Ben rica etsem kalpleri yorum kısmından Öyle alalım. mi? Diğer taraftan geldiği zaman çünkü yayını etkiliyor sanırım, evet. Yani aslında Evet. şöyle, ben de böyle hem araya girmiş olayım. Eğer müzenin içinde bir eğitimci yoksa ya da eğitimle ilgilenen bir istihdamınız yoksa dışarıdan bu konu gerçekten uzmanların da desteğiyle yürüyor. Biz de aynı yolu denedik aslında Bursa Kent Müzesi'nde. Uludağ Üniversitesi'nde hocalarımız vardı, eğitim fakültesinde. Onların danışmanlığıyla, onların yönlendirmesiyle, dediğiniz gibi onlardan aldığımız eğitimlerle bu işlere böyle başlamıştık. Evet. Haklısınız. Onu da söylemek istedim. Bir de tabii müzenin içinde bir yer ayırmak da çok önemli. Yani hele Kültür Bakanlığı'nın müzelerinde biliyorum. Şimdi belki sizin Troya Müzesi gibi yenilenen müzeler için söylemiyorum ama daha eski müzeler için belki söyleyebilirim. Yer ayırmak da çok zor. Çok fazla koleksiyonumuz var. İşte depo olarak kullanıyoruz. Başka işler için kullanıyoruz ama eğitime hep ikinci plana atıyoruz ne yazık ki. Gönüllü olmak, bu işe gönül vermek hakikaten çok önemli. Evet, arkeolog arkadaşların pek çok dışarı görevleri de var ama eğer gönülden yaparsanız gerçekten karşılığını da çok çok güzel buluyorsunuz. Size inanılmaz çalışmak için de motivasyon kaynağı alıyor eğitim çalışmaları. Benim hep gönlümün bir tarafı oradadır yani müze deyince. Evet, ben Kesin. sözünüzü bölmeyeyim, buyurun. Yok, estağfurullah. Hani bir yandan da
gerçek misyonunuzu böylece tamamladığınızı da anlıyorsunuz. Yani eğitim bir müzenin önünde bir tercih olmamalı. Yapmak ya da yapmamak gibi bir tercih olmamalı. O Kesinlikle. müzenin asli görevi olmalı. Tabii ki işte şartlar, mevzuat olabiliyor, olmayabiliyor ama olmak konusunda herkes o gayreti bana kalırsa göstermek zorunda. Yoksa bu şey değil, çok isteğe arzuya kalmış bir durum olmamalı bence. Bir yandan da şimdi o eğitim atölyesini kurunca işte orada zorluklardan birisi ortaya çıktı ya da kısıtlılıklardan birisi ortaya çıktı önümüzde. Atölyeye hep aynı okullar geliyor. Yani bunlar da merkezde bulunan okullar ve aynı okulları tekrar görmeye başladık. İyi, çok güzel. Ama dedik ki ya biz niye başka okullara ulaşamıyoruz? Yani burada bizde mi bir eksiklik var? Kısa sürede öğrendik ki ilçe Milli Eğitim Müdüründen öğrencileri okula taşımak konusunda, özellikle devlet okullarında öğrencileri müzeye taşımak konusunda bürokratik sorunlar olabiliyor. İşte servis bulmak gibi sorunlar, veli onayları gibi arada sorunlar olabiliyor. Bu durumda dedik ki o zaman biz bu okullara gitsek ve ortaya gezici müze uygulaması çıktı ve biz bizden bir kurgu kurduk. İki arkadaşımız Zuhal hanım arkeolog, Bulan kadın oldu o çocuklar için Ne ve güzel. restoratör arkadaşımız da Onur da onaran adam oldu ve yazdığımız metin ve eğitim uygulaması çerçevesinde bu gezici bavul müze uygulaması başladı. 2,5 yıl boyunca kesintisiz sürdü. Aslında biz başladığımızda 2 ay diye planlamıştık ama müthiş bir ilgi, talep oldu ve hayatımın en özel tecrübelerinden birisiydi. Hatta ilk yaptığımızda Darıca'da bir okula gidildi. Öğrencinin ismini hiç unutmuyorum, Furkan. Ve işte kimi sağlık sorunları var ve ailesi, arkadaşlarımız döndükten sonra müzeyi aradı ve dedi ki siz çocuğuma ne yaptınız? Çok gerildim birden. Ya ne oldu? Ve ağlıyor bir yandan. Dedi ki ben hayatımda çocuğumu daha önce bu kadar mutlu görmedim. Ne güzel. 6 yaşındaydı Furkan ve annesi işte kimi sağlık sorunlarından bahsedince böyle beraber gözyaşı döküp bir yandan da ne kadar anlamlı, ne kadar işte kutsal bir iş yaptığımızın da farkına vardık ve sağ olsun Zuhal ve Onur 2,5 yıl içinde binlerce çocukla bir araya geldiler. İşte bir müze neleri başarabilir meselesinde yani müzenin kesinlikle sınırları, kesinlikle duvarları yoktur. Müze o ilçe demek, o kent demek ve eğitim işlevi her şeyinde üstünde geliyor. Ve çok özel bir projeydi. İnşallah Turaya'da da fırsatını bulduğumuzda o projeyi şekillendirmeye çalışıyoruz. Burada köy okullarında şu pandeminin yarattığı sınırlıklar kalkarsa inşallah burada da benzer bir projeyi hayata geçireceğiz. Ne güzel. Umarım Troya Müzesi'nde var mı peki? Bu aslında bu sonraki soracağım bir soruydu ama Troya Müzesi'nde de bir eğitim odası ya da eğitim ortamı yaratabildiniz mi, oluşturabildiniz mi? Turaya Müzesi'nin aslında kuruluşunda o mimari içerisinde bir eğitim atölyesi düşünülmüş var. Tabii müzeci arkadaşlarımız bir yandan işte eski müzeden yeni müzeye taşınmak, o yeni müzeye adapte olmak, bunlarla beraber bir miktar eğitim faaliyetlerini de sürdürmeye çalışmışlar ama tabii sürekli hale gelememiş. İnşallah biz kurumsal bir Turaya Müzesi eğitim atölyesine kavuşacağız. Bu Topkapı'dan bildiğimiz müze kiti
projesiyle Anadolu ve o Medeniyetler Müzesi'nin de vardı sanırım. ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin vardı. Yakında birkaç müzede daha olacak sanki. Turay Müzesi ile ilgili de sağ olsun bir birlikteliğimiz var. Beraber çalışıyoruz. Bir müze kitine sahip olacağız. Topkapı ve Anadolu medeniyetlerinden farkı bu projede de yine müze uzmanlarımızın yani eğiticinin eğitilmesi konusu yer alacak. Bunun içinde bir formasyondan geçilecek. Yanı sırada biz bu kiti hem yanılmıyorsam 1.000 kadar Çanakkale'de 1.000 kadar öğretmene bunun eğitimini ve kiti dağıtacağız. Bir yandan da 10.000 kadar kiti de Tekrar düzeldi, merak etmeyin. Tam geldi mi? Evet. 10.000 kadar kiti de ziyaretçilerimize ücretsiz dağıtmayı planlıyoruz. Bu kurumsal bir eğitim atölyesine sahip olmak için yollarımızdan birisi olacak. Bir diğer yol yine Ankara Üniversitemizde inşallah bir birlikteliğimiz olacak. Aslında çok daha önceden olacaktı fakat pandemi şey oldu. O meseleyi sekteye uğrattı. Ankara Üniversitesi ile bir araya geleceğiz ve bir de yakın zamanda da o tama erişince paylaşacağız onu. Var. Onda da yine bizim müze eğitimcisi arkadaşların eğitimiyle ilgili bir workshop başlayacak. 1,5 ay kadar sürecek. İnşallah tüm bu altyapıyı oluşturduktan sonra iyi bir eğitim atölyesiyle yola çıkacağız. Bir yandan şeyi de paylaşayım artık. Bu köy sınıflarında yapacağımız uygulamanın adı da sınıf arkadaşım Homeros Oh, ne güzel. olacak. Evet. İnşallah onu da sağlıklı günler için planlıyoruz. Ceren Hoca'yla bizim de bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. 3 Nisan'da ben şimdiden izleyicilerimizle paylaşmış olayım. Henüz Ne güzel. daha postlarını hazırlıyoruz. 3 Nisan'da Sanal Müze Hep Açık diye bir webinarımız gerçekleşecek. Bu sanal müzenin öğrenme ortamı olarak kullanımına dair bir webinar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte programlıyoruz. Ceren Karadeniz de orada konuşmacı olarak aramızda yer alacak. Şimdiden ben de takipçilerimize bunun da bilgisini vermiş olayım. Harika. Herhalde 15 Mart gibi de kayıtları almaya başlayacağız. Evet, Harika. artık isterseniz biraz Troya'ya doğru yol alalım. Troya Müzesi'nde 2019 yılında göreve başladınız. Evet. Troya bölgesini biraz tarif eder misiniz? Hani hem bilmeyen kişiler için de nasıl bir yer? İlk kazılar ne zaman başladı? Neden bu kadar önemli Troya? Ve Dünya Miras Listesi'ne giriş süreçlerinden biraz bahseder misiniz? Pek tabii. Troya'nın çok özel bir hikayesi var. Hikayeyi özel kılan Homeros ve onun İlyadası. Dolayısıyla da Troya 2700 yıllık bir metne, yani İlyada'ya ve o İlyada içerisinde geçen savaşta yaklaşık milattan önce 1250 yılında olduğu düşünülüyor. Yani Akkalarla Troyalı Savaşı. O çok bilindik hikaye. İşte Paris'in güzel Helen'i Troya'ya getirmesi, ardından Akaların toplam 10 yıl süren bir savaşı başlatması ve Troya'daki 10 yıllık bir hadise. Fakat İlyada Destanı bunun 52 son 51 gününü anlatıyor. Şimdi Homeros'un İlyadası dünyada kutsal kitaplardan sonra en çok satan ve en çok bilinen kitap. Ve Batı kendi kültürünü bunun üzerine inşa ediyor. Ve hatta onlara kalırsa bizim İzmir doğumlu ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan Homeros, işte onların ozanı, onun yazdığı içinde Çanakkale Savaşı'nı
anlatan İlyada, onların destanı ve dolayısıyla kültürel olarak dünyada çok iz bırakmış bir hikaye. Tabii şimdi bu bir mitos. Fakat yani sadece mitos ve efsane miydi? Dünyada bu kentin, bu savaşın geçtiği kentin var olduğuna inanan insanlar var. 19. yüzyılda bu arayış, bu kenti arayış çok daha fazla artıyor ve 1870 yılına gelindiğinde aslında öncesinde kentin yerini 3 aşağı 5 yukarı tespit edenler var ama Henry Schliemann burada çok önemli bir isim. Frank Calvert diyor ki sen yanlış yerlerde Troya'yı arıyorsun. Tam bugün kentin bulunduğu, Troya Ören'in bulunduğu Hisarlık Tepe'de bu kentin olduğunu söylüyor. Ve Henry Schliemann 1870 yılında burada ilk kazısına başlıyor. Fakat kazıya başladığı sırada aslında bizim Asar Arka Müze... 1870'te başlıyor, değil mi? Evet, 1870'te başlıyor fakat o tam bir başlangıç da sayılamaz. Bizim 1869 yılında nizamnamemiz var. Ve ilk önce bir köylü çıkıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Benim tarlamda kazıya başladın. Ve bu arada da Şirimana'da bu konuda bir kanun hatırlatılıyor. Yani 1870 Asar-ı yılında Atika nizamnamesi, evet aslında bir kaçak kazı yapıyor ve soluğu İstanbul'da alıyor izin almak için. Marif Nazırı Saffet Paşa'ya gidiyor. Diyor ki ben Troya kentini bulacağım. Şu noktada kazıya başlayacağım. Köylüyle arazi fiyatı üzerinde anlaştım. 5.000 kuruşa anlaşıyor. İzin almam lazım. Saffet Paşa dinliyor. Ve diyor ki tamam siz Çanakkale'ye doğru yola çıkabilirsiniz. Ben izni vereceğim. Fakat Paşa devlet adına yani çok da uyanık bir bürokrat. Devlet adına da bir uyanıklık yapıyor, akıllılık yapıyor. Çanakkale'ye hemen bir memurunu gönderiyor ve bu köylünün arazisini kamulaştırıyor. Çünkü niyeti burada yapılan tüm çalışmalardan ve çıkan eserlerden Şiliman'ın faydalanmaması sadece. Ülke adına da ortada bir değer olması. Ve neticede Şiliman'ın kazısı 1871 yılına kalıyor ve mektuplarında Saffet Paşa'dan şeytan Saffet diye bahsetmeye başlıyor. En kibar küfürü bu. Çünkü çok rahatsız oluyor. Ve 1871 yılında o kazılar başlıyor ve başlangıçta bir mitos vardı ya, 1871 yılında Troya kentini bulduğunu duyuruyor. Yani mitostan bir yolculuk. Yani efsane olduğunu düşünüyorduk. Ama şimdi kazı sonuçları bu kentin var olabileceğini söylüyor. Yani mitos ve şimdi de logos geldi. Yani bilim geldi. O sonuçları doğrulamaya başladı. Şiliman atlayarak gidiyorum. 1873 yılında aslında yani bu kenti ve bu kentin hazinesini bulmak gibi bir merak var. Sadece bilimsel bir merakla yola çıktığı söylenemez. Ve 1873 yılında bulduğu altın grubuna Priamos'un hazineleri diyor. Troya Kralı Priamos'a ait olduğunu sanıyor. Aslında o hazine grubu Troya iki katmanına ait. Fakat işte savaşın olduğu katman Troya 6, sonralarda Troya 7B diye geçen katman. Ve Şiliman sonrası bu hazineleri buradan, Karanlık Liman'dan Atina'ya kaçırılıyor. Burada önemli bir nokta var. Biz maalesef çuvaldızı bolca böyle batırmayı seviyoruz. Çünkü sıklıkla dile getirdiğimiz bir şey var. Kimi noktada doğrulukları da var ama o kadar da değil. Biz tarihi eserden ne anlarız ki? Şiliman'a da bunları verdik, hediye ettik. O da götürdü. İşte hatta daha kötü eleştiriler. İyi ki de götürdü, bizde kalsa falan gibi. Böyle çok hatta çirkinleşen bir boyuta geçiyor. Şiliman 1800 bunları kaçırdıktan sonra Detyer Asar-ı Atika Müzesi'nden
Hemen Şliman'ın arkasından Atina'ya gönderiliyor. Bir hukuk mücadelesi başlatabilmek için ve dava açıyoruz. Dolayısıyla sanıldığı gibi bunlar ne hediye edilmiş ne de başıboş bırakılmış bir mesele değil. Dava sürerken bu hazineler ortaya çıkmıyor ve tazminata mahkum ediliyor. Osmanlı'ya tazminat mahkum ediliyor ve Paşa bu ne oluyor bu arada? Paşa Saffet Paşa'nın birçok bakanlık görevi var. Yani dış ticarette de çalışıyor, eğitimde de çalışıyor. Bugün de Büyükelçilik'te yapıyor. Marif Nazırlığı o vakitte devam ediyor. Bana kalırsa da çok çok, çok önemli Hani bir isim. yani Şliman'ın götürdüğü şeylere engel olamamış anladığım kadarıyla. Ne kadar mücadele Olamıyor etse de. çünkü bir sabaha karşı bir biniyor ve uzaklaşıyor. Yani maalesef engel olunamıyor. Yani başlangıçta kamu adına arazi kamulaştırması çok önemli tabii ki. Hukuk mücadelesi sonrasında tazminat meselesi oluyor. Çok atlayarak devam ediyorum. Şliman tazminatı ödedikten bir müddet sonra, hatta fazla bir tazminat ödüyor. 10 bin frankken 50 bin franklık bir ödeme yapıyor. Sonrasında da kazılara aralar verilerek 1800'e kadar devam ediyor. Hatta çok şey var, çok büyük ön yargılar var. Deniyor ki Avrupa'da Şliman Troya'yı bilmedi. Troya denilen kent, yani bulduğu kent sadece ölülerin yakıldığı, işte ritüel içeren bir kent ve bunun üzerine hatta kazı noktasında iki kez toplantı yapıyor. İşte Osman Hamdi 3-5 arkeolog daha inandırmaya çalışıyor kendini. Ölümünden sonra ekibinde daha önce ekibinde bulunan William Dörfeld iki sezon daha kazılar yapıyor. Hemen çok atlayarak gidiyorum. Ardından Carl Bilgen Cincinnati Üniversitesi'nden 32 ve 38 arasında 6 yıl bir kazı sezonu var. Bu arada her kazıcının ortaya koyduğu şeyler var. Mesela Şiliman kenti 7 katman sayarken Dörfield 9 tabaka olduğunu ortaya çıkartıyor. 38'den 1988'e kadar ise 50 yıllık dönemde Tekrar dondu. Ben sesinizi alamıyorum Rıdvan Bey. Evet. Şu anda hala sesiniz bana gelmiyor. Ses var mı? Evet. Sesiniz kesildi. Siz beni duyuyorsanız eğer buradan bir yorum var. Onu okuyayım ben bu arada ses gelene kadar. Doğu Roma İmparatoru Konstantin Anadolu'ya geldiğinde Troya kentini başkenti yapma hayali vardı diye biliyorum. İstanbul'u gördükten sonra fikrini değiştiriyor. Bir diğer nedeni de Troya'yı bulamamış olması diye biliyorum demiş. Evet, Rıdvan Bey ayrıldı. Herhalde tekrar gelecek. Bir internetiyle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Bu arada yarınla ilgili bir soru vardı. Ben onu cevaplayayım. Yarın müzeye oyunla yolculuk tabii ki devam ediyor. Her pazar olduğu gibi. Kayıt olduysanız eğer Zoom linkini mailinize göndermişizdir mutlaka. Oraya da bekliyoruz. Müze oyunla yolculuk atölyemizde online olarak gerçekleştiriyoruz. Her hafta başka bir sanal müzede çocuklarla beraber 9-12 yaş arası çocuklarla beraber
çeşitli oyunlar oynuyoruz Zoom aracılığıyla. Tekrar geldi sanırım Rıdvan Bey. Evet, bekliyorum. Kilitli sormuşlar. Evet. Evet. Şimdi gayet iyi geliyor sesimiz. Evet. İnternet bağlantımı da değiştirdim. Umarım Hı daha iyi olur. Evet. Kaldığım yerden devam edeyim Tamam. Hı. derseniz. 32 ve 38 tarihleri arasında Hı Karbilegen hı. dedik. Şimdi Mitos vardı. Sonra Logos doğruladı. Bu Hı. efsane evet var. Sonra da ortaya Historia çıktı. Yani ortaya bir tarih yazımı Tarih çıktı. çıktı. Evet. Evet, yani bu Troya kimin? Ortada aslında bir kimlik mücadelesi diyeceğim fakat biz çok sahip çıkmadığımız için çok da bir mücadele olduğu söylenemez. Batı hikayeyi, kenti, kültürü kendine Mal etmeye mal çalıştı. etti. Evet. Ve aslında bugünkü durum da bu. Bizim belki kültürel ve inançsal sebepler dolayısıyla bir mesafe koyuşumuz sebebiyle hikayeyi kendilerine devşirdiler. 1988'de ise Korfman Hoca Troya'da kızlara başlıyor ve vefat ettiği 2005 yılına kadar kızlara devam ediyor. Korfman Hoca 9 katmanlı kenti bir Troya 10 ve ardından da Troya 0 tabakası ekliyor. Katman 11 katmana çıkıyor. Fakat çok daha önemli yaptığı bir şey var. Diyor ki bu kent bugüne kadar bilindiği kadarıyla bir Yunan kenti değil, bir Miken yerleşmesi değil. Burada tüm tabakalarıyla, tüm buluntularıyla bir Anadolu kültürü var. Ve o kuvvetli tartışmalar başlıyor. İşte Korkman Hoca ismi çok tartışmalı olmaya başlıyor. Mesela çok ilginç bir nokta var. Yani şimdi efsanede biz biliyoruz ki işte Troyalılar ve Akalılar var. O kadar meydan boş bırakılmış ki bir ara şunlar söylenmeye başlamış. Troya altı da Miken seramikleri var. Miken seramiği olduğuna göre burası da Yunan yerleşmesi ve dolayısıyla bu Troya Savaşı Yunanlarla Yunanlar arasında yani Mikenlilerin kendi içindeki bir savaş. Yani bir ara Akalıların zaferinden onur duyan Batı'dan iş çıkıp ya Troya da bizimdir. Ya, Troya da Troya da Miken. Bu Mikenlerin arasındaki bir anlaşmazlığa varana kadar böyle bir boyuta gidiyor. Süreçte mi? Seneca'daydı sanırım. Troya Savaşı ile ilgili işte milattan önce 500'e ait bir metin. Troya'nın yıkılması ile ilgili diyor ki Asya'nın direği çöktü. Ya da kahramanları konuşturttuğunda işte Yunan anak arasındaki kahramanlar diyor ki işte barbar Troyalılar. Yani aslında kültürel olarak birbirinden apayrı iki toplum Farklı. var. Fakat tarih yazımında iş hep başka yontulmuş. Yani Kimin yazdığına bağlı olarak içerikler değişebiliyor. Evet. kesinlikle işte tarih yoktur, tarihçi vardır. Tarihçi var, evet. Hatta çok da güzel böyle bir Afrika atasözü. Aslan kendi tarihini yazana kadar avcı yalan söylemeye devam edecektir der. Ve o yüzden şimdi bizim Troya Müzesi'nin misyonu içinde evet işte biz sergileme yapacağız, süreli geçici sergilemeler yapacağız, işte depolama yapacağız, konservasyon yapacağız, eğitim etkinlikleri yapacağız ama bizim Troya'nın kimliği üzerinde de bir misyonumuz var. Kimlik meselesi konusunda da katkı sağlamaya çalışan bir müze olmayı hedefliyoruz inşallah. Ben siz bu konuyla ilgili biraz çalışırken internet üzerinden bir videonuzu gördüm.
Truyollar Türk müydü diye. Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Troyalılar Küçücük bir cevap verelim mi? Hani tam da konu gelmişken. evet. Troyalılar Türk değildi. Yani milattan önce 3000'de siz bir şeye ırksal olarak bakamazsınız. Bakamazsınız. Evet. Evet, kesinlikle. O yayının konusu şuydu. Öncesinde böyle çok hakaret yediğim bir yayın oldu. Yayının konusu şuydu. Orta çağda Troyalıların Türk olduğuna çok kuvvetli biçimde inanılıyor. Avrupalı kaynaklar buna inanıyor. Çünkü Troya Savaşı olduktan ve bittikten sonra Troya'dan kaçanlardan birisi de Priamos'un torunu Turkus. Ve Turkus'un kaçtığı yer Kafkaslara doğru kaçıyor ve bu etimolojik, yani Türk ve Turkus, Turkus, evet. evet, bu etimolojik benzerlik sebebiyle Orta Çağ'da Türklerin Troya kökenli olduğuna inanılıyor. Hatta mesela şey vardır. İtalyanlar bir Türk'ü esir almışlar. Bunu deftere geçiriyorlar. Türk, parantez içinde de Troyalı yazıyorlar. Ya da işte yine Orta Çağ'dan, Orta Çağ ve hatta işte Yeni Çağ'a girdiğimizde işte Fatih Sultan Mehmet'in Papa yazdığı bir mektup var. Ya diyor ki, senin de kökenin Troyalı, benim de kökenim Troyalı ve sen niçin bana karşı bir ordu topluyorsun? Oradaki Çok mesele de şu, ifade tabii bunu demesinin nedeni kent yıkıldığında kentten bir kişi kurtulur. Aenas, Troyalı Aenas ve babasını da omzuna alıp bugünkü Edremit'ten denize biner. İşte Ege'yi geçer, Sicilya'ya gider. Babası orada gözünü kapatır. Bu Vergilius'un yazdığı Aenas destanıdır bu anlattığım şey. Ve o Aenas Roma İmparatorluğu'nun kurucusudur, köküdür. Ve İtalyanlar da Aenas'ın torunları olduklarına ve dolayısıyla da Düşünsene. Aenas sebebiyle de Troyalı olduklarına inanırlar. Ve Fatih Sultan Mehmet de bütün bunlardan haberdarmış bu durumda. ya haberdar ve kendi Evet. İlyada yazması var. Kenarına Evet. notlar düşe düşe Evet. okumuş. Hikayeye çok hakim. İşte Midilli seferine giderken, mesela bu önemli bir hikayedir. Midilli seferine giderken Troya civarlarında durup diyor ki, Allah bunca yıl sonra bu şehrin öcünü almaya bana nasip etti diyor. Ki bahsettiği şey İstanbul'un fethidir. Bu bugün hala politik olarak ve siyasi olarak da kullanılan hikayedir. Şimdi Troya'yı düşürmekle övünç duyan işte Batılı vardır. Ardından Aenas'ın Roma'yı kuruması bir şey zaferi olarak görülür. Tekrar hani Troya'nın bir revanşı gibi görülür. Bir Troyalı çıkar ve işte Roma İmparatorluğunu kurar. Sonra İstanbul'un işte Helenleşen Roma'nın İstanbul'a sahip olması, o Helenleşme süreci tekrar bir rövanş olarak görülür ve İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınışı da rövanşlardan birisi olarak görünür. Bu politik olarak altta bu hep çalışır. Aslında bugün de çalışır. Ama tabii ki biz orada müzeci olarak ben bunu ırksal köken üzerinden Elbette. o politika üzerinden okuyamam. Okuyamayız. Ama işte buraya dört katmanında çıkan bizim bir şey var. Kubbeli fırınımız var. Bu kubbeli fırını ben hemen karşımızdaki Tevfikye köyünde, köylerin bahçesinde görüyorum. Yani burada kültürel bir akış var. Bu akışı görmezden de gelip bu benim kültürümün bir parçası değildir diyemem. Tam aksi o Seneca'nın dediği gibi Asya'nın direği çöktü diyor ya Troya için. Tam da sadece Troya için söylemiyorum bunu. Troya'da, Likya'da, Urartu'da bunlar bizim köklerimiz. Bunlarsız var olamayız. Bizim kimliklerimizin içinde bir parça. Bu meseleyi anlatırken şunu çok sık değiniriz, anlatırız. Müzenin en öne çıkan ünlük eserlerinden birisi Polixena lahdi. Milattan önce 500 yılına
ait 2500 yaşında bir layık ve üzerinde Kral Priamos'un kızı, yani bizim Troyalı Priamos'un kızı Polixena'nın bir Yunanlı akalı tarafından kurban edilişi sahnesi vardır. Müzeci arkadaşlar bu kazıyı yaparlarken 1994 yılında lahit ortaya çıkıyor. Rapora tabii şey yazmak durumundalar. İşte bir ada parsel numarası şurada çıktı, burada çıktı falan diye. Ada parsel var mı? İşte parselizasyon yok. Muhtara soruyorlar hani bu mevkinin adı ne? Kız Öldün Tepesi. Diyorlar ki ya sen gördün tamam lahitin üzerinde kız öldü de yani buranın mevkii ne? Kız Öldün Tepesi ya nasıl olabilir yani inanılmıyor. İnanılmaz bir aktarım ya. Evet. Yani 3000 yıllık, 5000 yıllık bir aktarımdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Sonra ormandan harita alınıyor, mevkiye bakılıyor ve Kız Öldün Tepesi. Ay Yani canım. eğer bu topraklara işte 1071'de geldiğinizi ve onun öncesinin olmadığını, onun öncesininle sizin bir kültürel aktarımızın olmadığını düşünüyorsanız büyük yanılgı içerisindeyiz. Bu da biz kimiz sorusuna bizim eğer bunu göz önüne almazsak eksik yanıt vereceğimizi gösterir ve kendinizi tanımlayamıyorsanız da kendinizi anlatamazsınız demek. İşte Biz kimiz sorusuna en güzel cevabı müzelerde bulabiliriz yani hepsinde. kesinlikle o Kesinlikle. yüzden dolayısıyla tabii ki her müze için bu geçerli ama biz Batı'nın çokça sahiplendiği bir noktada orada tarih yazımını içine dahil olmaya çalışıyoruz ve o kimlik meselesine, Troya kimliği meselesine bir cevap vermeye çalışıyoruz. Hani sık anlattığım bir hikaye olduğu için paylaşmadım ama çok hızlıca söyleyeyim. İlyada'da bir Hekabe'nin oğlu Hektor'a sesleniş sahnesi vardır. Hektor Akalı Akileus'la Yunanlı kahramanla dövüşe tutulacak ve annesinin içi el vermiyor. Önce babası sesleniyor. Oğlum lütfen içeri gir falan diye. Sonra anne Hekabe dayanamıyor. Baba ikna edemiyor. Hektor oralı değil. Ve göğsünü göstererek diyor ki oğlum bu memeye saygı duy ve çocuklukta burada geçirdiğin günleri hatırla ve içeri gir diyor. Ben bunu bir köylümüzle paylaşmıştım. Köylümüzle paylaşma nedenim de şuydu. Dedik işte müzenin içindeki Yunan eserleri ne güzel işte falan. Niye öyle düşünüyorsunuz? Ya Homeros Yunanlı değil mi dedi. Troya bir Yunan kenti değil mi dedi. Ben de onunla bu sahneyi paylaştım. Ve sonra batılı yorumun ne olduğunu söyledim. İşte orada bir erotik olarak etkileme, oğlunu etkileme yorumu getiriliyor. Sonra da ona sormuştum. Dedik ya olur mu öyle şey? Ana sütünden, süt helalliğinden bahsediyor. Yani Tevfikyeli köylü, o köylümüz ile Hector aynı köyde annelerinden aynı lafı duydular. Dolayısıyla bir müze aynı zamanda tarih yazımının bir parçası olabilir. Kesinlikle O müze olmalı zaten. kesinlikle o gün ben müze içerisinde bu hikayeyi anlattığımda Tevfikyeli köylümüz tarih yazımının bir parçasına başladı. Dolayısıyla da ama biz eğilmiş, bükülmüş, çarpıtılmış bir tarih yazımı değil, eksiyle, noksanıyla, hatasıyla, sevabıyla gerçek olanı, bilimsel olanı ortaya koyabilmek, politikanın eseri olmadan ortaya koyabilmek gayretini göstermeye çalışıyoruz. İnşallah müzenin misyonları arasında bu var. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Ne güzel. Akköy testileri de aynı şekilde, değil mi? Ama tamam, oraya girmeyeceğim. Akköy testileri de yine aynı bölgeden çıkan, yapılan, hala günümüzde de devam eden seramikler aslında. Ama bu gelenek de yine Troya döneminden kalan bir gelenek. Hala devam ediyor köyde, değil mi? Kesinlikle. Teşvikiye köyünde, evet.
Müzenin koleksiyonlarına bir bakacak olursak eğer, yani yeni açılan bu 2018, 2019'da mı açıldı, 2018'de mi? 2018'in 10 Ekim'inde kapılar ziyaretçilere Evet. açılıyor. 10 Mart 2019'da ise Sayın Cumhurbaşkanımız katılıyor ve onun katılımıyla bir resmi açılış yapılıyor. Onun katılımının Troya özelinde de Anadolu özelinde de ciddi bir önemi var. Yani onun orada var olması önemliydi. Buradaki hikayeyi kuvvetlendiren unsurlardan ve bu müzeden ne bekleniyor kısmı ile ilgili önemli bir işti o. Koleksiyonlara gelmek istiyorum. Nerelerdeydi? Yani Troya'dan çıkan buluntular Çanakkale Müzesi'nde mi sergileniyordu? Tüm Çanakkale Müzesi'ndeki tüm eserler Troya'da mı şimdi? Ya da başka hangi müzelerden eserler geldi? Yurt dışından gelen eserler var diye biliyorum. Onların nasıl bir yolculuğu oldu? Biraz onlardan da bahsedelim dilerseniz, müzenin kuruluşuna dair. Troya Müzesi'nin tüm koleksiyonunu eski Çanakkale Arkeoloji Müzesi koleksiyonu oluşturuyor. Yani dolayısıyla Troya Müzesi'ne geçmeden önce Çanakkale Arkeoloji Müzesi kapandı ve onun tüm koleksiyonu Troya Müzesi'ne aktarıldı. O koleksiyonun da hani çok daha eskiye gidersek koleksiyonun başlangıç noktalarından birisi az önce o Şliman'a kılavuzluk eden Frank Calvert ismi önemli. 1874'ten itibaren Amerikan konsolosluğu yapan bir isim. Arkeolojiye çok meraklı, entelektüel bir isim. Bu arada Hisarlık, Troya arazisinin bir kısmını da devlete o bağışlıyor. Hatta bu bağışı sebebiyle de bir nişan da alıyor. Calvert'in ailesi 30'larda Calvert koleksiyonunu Çanakkale Müzesi'ne bağışlıyor. Koleksiyonun var oluşunda çok önemli bir basamak bu. Troya Müzesi açılmadan önce aslında şöyle bir beklenti var. Tabii bu hayal ilk işte 96 yılında Troya'nın bulunduğu bölge Milli Park ilan ediliyor. 98 yılında da başta da belirttiğiniz gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası'na alınınca Troya, ya bu bölgede bir müze olması meselesi tekrar dile getiriyor. Çünkü öncesinde Troya Ören yerinde çok küçük bir müze var. Yani neredeyse böyle bir odalık bir müze var ve ama burada modern yeni bir müze olma fikri 90'larda oluyor. Bu fikir zamanla güncellenirken hep şu söyleniyor. Buraya Troya Müzesi açılacak ve Troya'nın çeşitli tarihlerde dağılmış olan koleksiyonu, dünyanın çeşitli yerlerinde dağılmış olan o koleksiyonu buraya geri getirilecek tutkusuyla bu iş devam ettiriliyor. Bir yandan da koleksiyonla beraber müzenin nasıl açıldığıyla da ilgili böyle çok minik geçeyim isterseniz. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bir yarışma projesi açıyor. Yarışma projesi çok önemli. Çünkü yarışma projesi şu demek. Diyelim ki ben müze kurulmasını istiyorum kamuda. Siparişi ben verdiğimde ortaya çıkan iş benim estetik anlayışımla, mimari anlayışımla, konuya bakışımla sınırlı kalabilir. Sınırlılıkları çok fazla olabilir. Ama yarışma projesinde mimarların tamamen hayal ettiği fikir ortaya çıkıyor ve birinciyi de uygulamak zorundasınız. Dolayısıyla çok cesur bir karar bana Kesinlikle. kalırsa ve 2011 yılında açılan o yarışmaya 132 proje başvuruyor ve Ömer Selçukbaz'ın projesi birinci geliyor ve bugünkü Troya Müzesi inşa ediliyor. Bektaş hocamın ismini unuttum. Rahmetli oldu. Cengiz Bektaş Hoca. İçinde bulunduğumuz bu projeyi görünce diyor ki burası tam bir infobox. Bu yorumu bana kalırsa çok önemli. Çünkü Troya Ören yeri dilsiz bir Ören yeri.
Çünkü işte az önce 11 katmandan bahsettim. Yani işin uzmanının, bir arkeoloğun bile Troya'yı algılayabilmesi, anlayabilmesi çok zor. Çünkü bir de bu ören yerinin ortasında Şilima'nın açtığı bir yarma var. Yani tüm katmanları birbirine geçirmiş. Dolayısıyla da çok zor bir kent anlamak konusunda ve ben onu dilsiz diye nitelendiriyorum. Çünkü insanlar Troya'ya geldiğinde işte Yakışıklı Bir Erkek'in filmini izlemiş. Ondan sonra işte besteleri dinlemiş, operaları izlemiş. Harika bir görsel kültür var ortada. Fakat sonra Ören yerine geldiklerinde ya o müthiş Troya bu mu? Kerpiç duvarlar yıkılmış, iç içe geçmiş ve hemen 25 dakikada biten bir kent turuna dönüyor. Troya kentindeki ikinci büyük zorluk da şu: insanlar kısa izin dönemlerinde o parmak arası terliklerle geliyor ve tarihi alan gezmekte bir diğer dürtüşü monumental bir yapı görmek istersiniz. İşte Ayasofya'yı gördüğünüzde bu duygu oluyor. Ya da işte Efes'e gittiniz, bu duygu oluyor. Ama Troya'ya girdiğinizde bu monumental yapı ihtiyacını karşılayamazsınız. İşte tam bu noktada, Troya kentinin sustuğu noktada, Troya Ören yeri rahmetli Cengiz Bektaş Hoca'nın dediği gibi bir infobox'a dönüşüyor ve o kentin dili oluyor. O Ne anlaşılması güzel. zor kentin dili oluyor. İkincisi de o monumental yapı ihtiyacını müze Karşılamış. mimarisiyle karşılayabiliyorsunuz. Müze mimarisini dışarıdan görüldüğünde bana kalırsa tam bir sev ya da nefret et yapısı. O yok. Çünkü dışarıdan gördüğünüz ve henüz içeriği görmediyseniz eleştiriler genelde ya bu yapı ne? Konteynere benziyor. Bu yapı ne? Fabrikaya benziyor. Çünkü dışı kortenlerle kaplı, paslı. Onlar her sene pas alıyor. O pas her sene tonu değiştiriyor. Değişik bir yapı. Fakat içeriye girdiğinizde başka bir hikayeye başlıyorsunuz ve mimaride içeri girenin duygusu değişmeye başlıyor. Neticede bana kalırsa yani vasat kötü bir şey. Yani ortalama olmak iyi bir şey değil. Dolayısıyla da Troya Müzesi tam da bunu başaran bir mimari ve Ören yeri ve müze ilişkisi anlamında dünyada özel bir noktaya bana kalırsa sahip oldu. Bir diğer noktası da heyecan verici noktası şu: burası bir müze mi? Müze, evet. Ama ne adına yapıldı bu müze? Homeros'un İlyadası adına. Yani bir destan adına var. Yani Troya Müzesi açıldığında aslına bakarsanız henüz 3 yaşında değiliz. Fakat 2700 yıllık Troya markası imajını devraldı. Yani destan 2700 yaşında ve Troya Müzesi adıyla beraber o imajı devralıyorsunuz. O efsanenin, destanın bir parçası haline geliyorsunuz. Zorlukları var mı? Çok. Çünkü Troya'da ciddi spekülatif bir tarih var. Herkesin bir Troya'sı var. Gezerken kimi zaman bana gelen sorular arasında ya gerçekten Troya Savaşı oldu mu Rıdvan Bey? Şimdi çok zor bir soru. Diyorum ki eğer ben size olmadı deme cüretini gösterecek olursam bir kulağımdan Homeros, öteki kulağımdan hemen konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla herkesin bir Troya'sı var. Hatta kimi zaman sanki Homeros bu destanı yazmaya başladı ama destan bitmedi. Bizler de Homeros'un insancıklarıyız. Destanı başlattı. Destan adına bir müze var oldu. Ve biz de o destanı yaşamaya devam ediyoruz. Yani Homeros hala kalem oynatıyor gibi hissediyorum Tabii kendimi. ki Yani çünkü efsane, gerçeklik, tarih yazımı de. zor bir nokta. Yani kendinizi bir duyguya kaptırmanız hemen çok kolay. Uzatarak geldiğim yerden lafı bağlıyorum. Müze açıldığında
o dağılmış olan koleksiyon geri gelecek düşüncesin bir miktar gerçekleşiyor. Penn Museum, Amerika'daki, Pensilvanya'daki Penn Museum, bakanlığımızın örnek bir girişimiyle, örnek bir ikna süreciyle müzelerindeki Turea'ya ait eserleri geri teslim ediyorlar ve onlar müzeye geliyor. Aynı zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda yer alan Henrik Schliemann eserlerin bir kısmını kaçırmıştı ya, o kaçırmayı planlarken bir de ondan eserleri kaçıran Rum işçiler olmuş. O Rum işçiler de dönemin jandarması tarafından işte yakalanıyorlar. İşçi hazinesi diye geçen grubun bir kısmı da İstanbul Arkeoloji Müzelerimizin çok büyük katkılarıyla, emekleriyle Turea Müzesi'ne kazandırılıyor ve koleksiyonumuzda bugün onlar da yer alıyor. Harika. Biz konuşurken bir yandan katılımcılar yazıyorlar. Aslında iç mimarisi hiç insanı boğmuyor. Çok ferah bir atmosfere sahip. Evet ama içi çok güzel dizaynı diye bahsetmişler hepsi. Evet. Bu arada Halil Demirdelen beyefendi tanıyorum ben de. O da her ikimize de selamlarını iletmiş. Sağ ol. Evet. Yani bu arada Kocaeli Müzesi'ndeki o eğitim etkinlikleri meselesine bakarken kapısını çaldığımız üstatlardan birisiydi. Değil mi Halil Bey? Halil Bey, evet, yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Evet. çok 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 önemli Yıllarca. işlere yıllarca ve erken saatlerde imza attılar. Bizden de ona selam olsun. Teşekkürler. Şimdi son zamanlarda sanırım başladı. Ne zaman olduğunu siz belki birazdan anlatırsınız. Şimdi perdeler açılıyor diye Evet. bir sloganla çıktığınız bir proje var. Müzenin restorasyon atölyesinin perdelerini izleyicilere açtınız, ziyaretçilere ya da kullanıcılara Evet. açtınız. Artık onlar içeride neler olduğunu, neler yapıldığını izlemeye başladılar. Hakikaten bu çok güzel bir proje. Çünkü müze zaten hani merakla oluşan, merak duygusunu tatmin etmek için uğraştığımız bir yer. Bazen de meraklandırmak istediğimiz bir yer. Bu nedenle herhalde çok ilgi görüyordur diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor proje, çalışma? 10 Şubat günü Aa, perdelerimiz çok yeniymiş. artık, evet, çok yeni. 3 tane restorasyon laboratuvarımız vardı. 10 Şubat günü işte perdeler açılıyor diye duyurduk projeyi. Şeye kadar, sezona kadar her çarşamba saat 11 ile 15 arasında perdelerimiz açık olacak. Perdeler açık olmak ne anlama geliyor? Laboratuvarlarımızın genişçe cam mekanları teşhir salonuna bakıyor. O perdeler açılacak ve ziyaretçiler içeride arkadaşlarımızın yaptığı uygulamaları doğrudan izleyebilecekler. Şimdi bu dünyada aslında örnekleri olan bir proje. Öncesinde de biz de hani bir yandan British Museum, bir yandan Penn Museum'daki çalışmaları takip ettik. Bu projelerin üstüne de ne koyabiliriz diye onu da düşündük. Perdeler açık olacak. Ziyaretçiler bunu izleyecek. Bu projenin bir bitim tarihi yok. Önemli noktalardan bir tanesi Ne bu. güzel. Yani 2021'in sonu, 2020, bu müze ne kadar süre var olursa burada bu iş böyle olacak. O perdeler hep açık olacak belirlenen saatlerde, zamanlarda. Sezonla beraber ise yani Nisan ayından itibaren günde birer saat iki kez, haftanın 5 günü perdeler açık olacak. British Museum'dakinin üstüne birkaç şey koymaya başlayacağız inşallah. Dünyadaki örnekleri şuydu: ziyaretçi gelir ve o cam ekranın arkasındaki uygulamayı izler. Biz de cam ekranın önüne bir uzman arkadaşımız, restoratör arkadaşımız çıkacak. İçeride o an yapılan uygulamayı, uygulama yapılan eserin nereden geldiği, nereden çıktığını
gösterecek. Bir tabelada geçtiğimiz haftalarda yapılan eserin öncesi ve sonrası yer alacak. Ve bu etkileşimli bir uzman sunumuyla beraber devam edecek. Hatta okul gruplarımıza da inşallah bunu şey yapacağız, randevulu yapacağız, devam edeceğiz. Min lafıydı bilmiyorum ama Bismarck'ın olabilir mi? Olabilir. O diyor ki siyaset ve sosis toplumu önünde yapılmaz. Hani çünkü yapılış biçimi birazcık böyle şeydir, sorunludur, sıkıntılıdır. Aslında bir restorasyon uygulamasını da böyle şeffaf yapıyor olabilmek biraz cesaret isteyen Cesaret ister, evet, kesinlikle. bir iş. Orada yaptığınız işe güvenmek meselesi önemli. Şeffaflık önemli. İşte bir yandan da ziyaretçilerin işte müzeciler ya da işte restoratörler yaptıkları iş hakkında çok soru işaretleri var. Sanırım Türkiye restorasyon tarihinde restoratör arkadaşlarımız işte Nurver, Gonca, Betül, Gamze, onlar Türkiye restorasyon tarihinde bu etkileşimli işte önemli bir işe bana kalırsa imza Geliştirmiş. atıyorlar. Umut ediyoruz ki şimdi müzecilerin arka planda müzelerin nasıl çalıştığına ilişkin, o makinenin çarkının nasıl döndüğüne ilişkin soruların bir kısmı o cemekanın önünde yanıt bulacak. Bir yandan Evet. da böyle çok hoş bir tesadüf. Restoratör arkadaşlarımızın dördü de kadın arkadaşlarımız. Kadınların dikkatine, o şefkatli elle Çanakkale'nin tüm tarihini, tüm o hassas dokuyu gönül rahatlığıyla teslim ediyoruz. Hatta bir şeyimiz de var. Troya'nın Güzel. melekleri diyoruz onlara. İnşallah dediğim gibi bu projenin bir deadline olmayacak. Hep sürecek, yeni kapılar açacaktır gibi. Kimi haftalarda uygulamaya geçmeden bir hafta önce uygulamaya çıkacak eseri ve hikayesini paylaşıyor olacağız. Çünkü çok özel hikayeye sahip eserler var. İnşallah güzel bir deneyim olacaktır izleyenler için. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Bu arada bir katılımcımızın bir teklifi var. Ben de katılıyorum kendisine. Bu arada şöyle diyor. Canlı yayında izleyebilsek keşke diye söylemiş. Ben de aynı fikirdeyim Rıdvan Bey. Neden bir restorasyon atölyesinden canlı yayın yapmıyorsunuz? Çok güzel olmaz mı? Kesinlikle daha önce de bunu 10 Şubat'tan sonra dile getiren izleyicilerimiz, takipçilerimiz oldu. Çok önemli çünkü herkes fiziksel olarak işte bugünlerde buralarda olamıyor. Sürekli olarak değil ama seçtiğimiz haftalarda bunu yapacağız. Yani işte Instagram hani pandemi süreci boyunca da bize bir yandan çok güzel bir kapı açtı. Ama bir yandan da bu işte canlı yayınların kendine has zorlukları, az önce yaşadığımız gibi kendine has sıkıntıları da olabiliyor. Daimi değil ama yapacağımız haftalarda bunu öncesinde duyuracağız. Yani çünkü projenin bir bitim tarihi olmadığını söyledim ya, canlı yayınlarda hani sonu olmayan o yayını vaat etmek çok zor. Ama belirli haftalarda mutlaka yapacağız. Tamam, çok güzel, teşekkür ederiz. Engelli bireyler için müzenizde bir aktivite var mıdır diye sormuş bir katılımcımız Naz. Müze engelli bireylerin ulaşımı için hem mimari mekanı, çünkü içinde merdiven yok. Tamamen rampalar Rampalar var. çıkılabiliyor. İşte rampalar, asansörlü ulaşım, ihtiyaç duyanların işte tekerlekli sandalye kullanımına ya da sesli rehberliğe kadar kimi altyapıları destekliyor.
engelli bireylere ilişkin eğitim atölyesi uygulamaları inşallah olacak. Mesela hedeflerden bir tanesi bir İlyada'yı seslendirmek. Böyle bir hedefimiz var. Zahmetli iş. Onu belki böyle bölüm bölüm inşallah yapacağız. Ama gelecek müzikimizle de beraber engelli ziyaretçilerimiz için de eğitim atölyesinde uygulamalarımız olacak. Harika olmuş. Bu arada az önce de adı geçti Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in 24 Şubat'ta ölüm yıl dönümüydü. Kendisini saygıyla Kesinlikle. anıyoruz. Bu zengin Anadolu topraklarında Türkiye'de müze müdürü olmak konusu üzerine biraz konuşup öyle kapatalım isterim yayını. Siz deneyimlerinizi her daim aktarmaktan hiçbir zaman çekinmediniz. Hep yanınızda çalışanlarla beraber hareket ettiniz ve hep onları onurlandırıyorsunuz. Her birinin ismini burada zikretmeniz bile çok güzel bence. Yeni kuşak müzecilere sizin tavsiyeniz neler olur? Şimdi birçok zorlukları var bu müzeciliği yapıyor olmanın. Hani bilmeyenler için tekrar hatırlatmış olayım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzecisiyim. Çok uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hala da aslında o misyonunu sürdürüyor. Bu işin lokomotif olmak konusunda çok büyük gayret göstermiş. Fakat bizim içinde yaşadığımız coğrafyanın kimi sıkıntıları var. Onlardan birisi işte 19. yüzyılda Osman Hamdi Bey bir yandan bu işe başlarken ana temel derdimiz şu: ya birileri bizim mirasımızı çalıyor, götürüyor, bunları çaldırmayalım. Onun böyle bir derin mücadelesi var. Ve dolayısıyla o mücadelenin içinde de müzeyle arkeoloji adeta eş şeyler olmuş. Ya da müzeciyle arkeolog eş şeyler olmuş. Fakat içinde geldiğimiz dünyada müzecilik çok başka noktaya gidiyor. Bu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın göreviymiş gibi düşünmek çok yanlış. Ve bu müzeciliği sürdürmek ya da korumacılığı sürdürmenin sadece bakanlığın göreviymiş gibi düşünmek çok yanlış. İşte siz de çok değerli bir kurumdasınız bir yandan. Geçmişte de bulunduğum noktada da çalışırken, ya Bursa, işte Bursa Müzesi'ne bir baksanıza, Bursa Belediyesi'ne baksanıza diye hep böyle önde yerel yönetimlere hedef olarak gösterdiğim bir noktaydı. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. Çünkü müzecilikten anlaşılan şey sadece bakanlığın kendisi olmamalı. Zor bir meslek. Son derece küçük bir sektör. İçinde bulunduğumuz dünyada işte bugün haberlerde neye bakıldı? İşte pandemiyle ilgili kimi şeylere bakıldı. İşte altın ve dolar hareketleri ne oluyor? Ona bakıldı. Ardından köpeği çalınan dünya meşhurumuzun köpeği bulundu mu? Ona bakıldı. Bu gündem içinde işte durağan gözüken yapılarda, durağan gözüken sergilerle var olmaya çalışıyorsunuz. Eğitim etkinliğinden bahsediyoruz. Çocukları hedef alıyoruz ama o çocukları hedef alırken bir yandan rakibimiz bu tablet. Bunun içindekiler. Ya da bir AVM. Ya da bir AVM. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Rakipler bunlar. Ama bir yandan bize sınırlılıklarımızla işte bütçe konusunda dar hareket alanlarında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Galiba hani bu mesleği yapabilmek için en azından ben kendi bakanlığımdaki meslektaşlarıma ya da bakanlığımızda ileride yer alacak işte bu bölümlerde okuyan dostlarımıza
Şunu tavsiye edebilirim. Ben sanat tarihi eğitimi aldım, arkeoloji eğitimi aldım. Ama kendime arkeolog ya da sanat tarihçisi demeyi tercih etmiyorum. Müzede çalışıyorsanız ve bu işi yapacaksanız önce müzeci olmak durumundasınız. Müzeci olmayı seçtiğinizde de evet işte mevzuatlar bizim sınırlarımızı çizer falan ama dünyada bu işi hakkıyla yapanları takip etmek. Dünyada neler oluyor takip etmek ve birazcık bulunduğunuz noktadan kafayı kaldırarak yol almaya çalışmak bana kalırsa önemli. Bir işi yaparken doğru bir işi yapıyorsanız ne mevzuat sizi sınırlar, ne başka bir şey sizi sınırlar, ne mekanlar sizi sınırlar. Elbette bu zorlukların hepsini biliyorum. Ama iyi müzeci olabilmeyi seçmek önemli bir dürtü. Müzeciyim diyebilmek önemli bir dürtü. Benim en ön kimliğim ne idarecilik, ne sanat tarihçilik, ne arkeolog olmak, müzeci olmak. Ve sonra galiba bir de yaptığınız işte iddianız olmalı ya. Yani hani az önceki o işte, sev ya da nefret et derken binaya vasat olmamak önemli. Bana o noktada Sisyphos çok önemli bir örnekmiş gibi geliyor. Sisyphos kaybeden midir, kazanan mıdır? Bana göre kazanan. Tanrılar ona bir ceza veriyor, öyle değil mi? Her bu kayayı alacaksın, bu koca kayayı ittireceksin, ittireceksin, ittireceksin. O tepenin, o dağın zirvesine getireceksin ve o kaya yine aşağı düşecek. Ya aşağı ineceksiniz, yine bin bir zorlukla o kayayı ittireceksiniz, 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 zirveye çıkaracaksınız. O kaya yine aşağı düşecek. Şimdi Tanrılar Sisyphos'u bir ceza veriyor. Bu kayayı yuvarlayıp yukarı çıkartacaksın. İşte bu bir ceza. Ama bana kalırsa Sisyphos tanrılara baş kaldırmış. Ve cezayı bertaraf etmiş. Çünkü pes etmiyor. Yani o Evet, kaya her mücadeleci davranıyor. mücadele ediyor. Bana kalırsa tanrıların eylemini kırıyor, parçalıyor. Sisyphos olmak lazım. Yani çok güllük gülistanlık bir durum, güllük gülistanlık bir sektör, bir alan değil. Ama ne mutlu ki bakıyorum işte yaklaşık yaşlardayız, yaklaşık meslek tecrübesine sahibiz. Mesleğimi yaparken arkadaşlarımdan da kimler hangi işi yapıyor, kimler hangi işi ortaya koyuyor, fikri takip meselesi önemli. İşte o fikri takibi ya da takip ettiğim meslektaşlarımdan, dostlarımdan birisi bugün karşımda. Beslenip iyi örneklerden beslenip yol almaya çalışmak lazım. Ben şeye çok sığınamıyorum. İşte şu kadar bütçe kanun kitap böyle. Hayır ya. Yani, iyi iş yaptığınızda, iyi bir yola girdiğinizde desteklerler. O yolda yürüme şansı yakalayabilirseniz bu mesleği sevmek lazım. Ben mesleğimi çok seviyorum. Severseniz eğer o mücadeleci ruha katlanabiliyorsunuz, daha güçlü kalabiliyorsunuz. Ben de bakanlıkta çalışan arkadaşlarım benim de var. Onlara da hep sizi örnek gösteriyorum. Ya lütfen neden bunlara takılıyorsunuz? Bakın işte Rıdvan Bey neler yaptı? İşte Kocaeli Müzesi'nde yaptığınız işler, şimdi Troya Müzesi'nde yaptığınız işler. Pandemide çok güzel canlı yayınlar yaptınız. YouTube kanalı kurdunuz. Orada çok güzel programlarınız var. Tüm canlı yayınlarınızı oraya aktardınız. Bunlar olabilecek şeyler mutlaka. Yani Rıdvan Bey bunları nasıl yaptı? İşte bu mücadeleci ruhla ve gerçekten işine olan bağlılığıyla ve işe olan aşkıyla, aslında müze aşkıyla yapılıyor bunların hepsi. Kesinlikle şimdi
Mesela az önce Osman Hamdi Bey'in adını andık, değil mi? Evet. Rahmetle anıyoruz. İşte bizim çok büyük, çok güzel müzecilerimiz oldu. İşte Nazan Ölçer, Allah Evet. uzun ömürler versin. Çok önemli bir örnek, çok önemli müzeci. Ya, yaptığımız işin tarih var. Ya, tarih insana şunu getiriyor. Yukarı çıkıp insanlık tarihine öyle bakıyoruz. Ya 100 yıl sonra da yani Osman Hamdi Bey hep olacak ama peki 2000'lerde nasıl müzecilik yaptılar? Evet. Biz ne yaptıysak ondan bahsedilecek. Yani Ondan abi, biz kötü müzecilik yaptıysak bundan bahsedilecek. bahsedeyim. Yani tarih yazımının içindeyiz. Hep bir Osman Hamdi'nin çıkmasını beklemeyeceğiz. Ortaya bir kahraman çıkmasını beklemeyeceğiz. Kendini yeterli görmeyen toplumlarda bu olur. İşte az önce restoratör arkadaşlarımdan bahsettim. İşte canlı yayınlardan bahsettim. İşte orada kimi zaman ben sandalyenin üstüne oturan adam oldum ama onu birisi çekti, hazırladı, işte oraya yükledi. Çok şükür iyi ekiplere sahibiz. İyi ekiplere sahip olunabilir. Doğru hedefler, güzel hedefler önemli. Yakın zamanlarda 5 yıllık stratejik planımızı yazdık. Onda misyon ve vizyon konusunu masaya çok yatırdık. Vizyonda birazcık daha böyle uzak hedefler vardır ya. Ya dedik ki bizim vizyonumuzda niçin dünyada iyi bir müze markası olmak hedefimiz olmasın? Yani gelen bütçeyi evet görüyorum yani gözlerim görüyor. Zorlukları hep beraber görebiliyoruz ama hedef koyup hedefin peşinde de koşabiliriz. Gün sonunda o kayayı o tepeye çıkartıyorsak ne mutlu bize. Evet, kesinlikle. Benim de aklıma şu geldi. Hem bu pandemi ortamındaki bu değişim, tüm dünyanın değişimi ve müzecilik yaklaşımlarının da değişimleri söz konusu. Zeki ve çalışkanlar değil, asıl değişime ayak uyduranlar, değişimi kabullenenler, ona ayak uyduranlar ayakta kalacaktır. Siz de onlardan birisiniz bence. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Çok güzel şeyler anlattınız hepimize. Tebrik ederim aynı zamanda Troya Müzesi'ni de. Emeklerinize sağlık. En yakın zamanda da ziyarete geleceğiz. Arkadaşlarımla Mayıs ayı için bir program yaptık. Umarım orada yüz yüze de sohbet etme şansımız olur. Bakalım yani sağlık durumları eğer uygun koşullar olursa. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Ağzınıza sağlık. Zevkle bekliyorum. Zevkle rehberlik yapacağım buraya geldiğinizde. Bu küçük sektörde ben her birimizi omuz omuza yol aldığımızı, yürüdüğümüzü görüyorum. Birbirimizden beslendiğimizi şahsen Kesinlikle. ben öyle yapıyorum. İşte Biz de öyle. Biz evet de öyle. yani hani işte Dilek Hanım ne yapıyor? Bursa Müzesi ne yapıyor? Çok kıymetli meslektaşlar var. Takip ediyoruz. Bu yolu Sağ hep olun. beraber yürüyoruz. İnşallah işte, Türk müzeciliği adına da hep beraber bu kader ortaklığında güzel işlere imza atarız. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada katılımcılarımıza da çok teşekkürler. Çok fazla soru vardı. Hepsini alamadım. Ne olur kusura bakmayın. Programımız aslında bu akşam biraz da sarktı. Çok güzeldi çünkü sohbet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.